Merhaba sevgili izleyicilerimiz, hoş geldiniz günün getirdiklerine canlı yayınımıza. Evet, bugün gün bize ne getirdi? Bugün bize gün spor getirdi, futbolu getirdi. Birazdan spor yorumcusu, gazeteci, değerli konuğum Büyüşah Gencer bizlerle birlikte olacak. Ve futbolu enine boyuna konuşacağız. Merak ettiğiniz sorularınız olursa eğer bize canlı yayına bağlanmak için 0212 627 48 48'den bağlanıp sorabilirsiniz. Ve WhatsApp hattımız olan 0530 848 13 12'den de bize an be an yazabilirsiniz. Evet, şu anda canlı yayınımızı telefon bağlantısıyla açıyoruz hemen. Çok değerli Galatasaray kulüp üyesi Ali Fatinoğlu şu anda canlı yayınımıza bağlandı. Galatasaray ile ilgili sorularımız olacak Ali Bey'e. Alo. Buyurun efendim. Saygılar sunarım. Sağ olun. Bilmukabele bizden de saygılar. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizleri sormalı. Teşekkür. Ben de şu anda yoldayım. O yüzden yayını izleyemiyorum. Arabada kenara çekerek katıldım. Teşekkürler. Buyurun, dinliyorum sizlere. Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için öncelikle. Rica ederim. Biraz trafik yoğun olduğu için tabii Büyüşah Gencer beyefendi şu an yayınımızda değil henüz. Yolda geliyor. Tamam. Trafik çok yoğunmuş değil mi? Evet. Şimdi yağmur etkiledi, aynen öyle. Şimdi öncelikle ben Ali Bey şunu sormak istiyorum size. Galatasaray'da biliyorsunuz ki çok fazla futbolcu sakatlandı ve önümüzdeki zaman diliminde Konyaspor'la bir maçı var. Sizce bu durum nasıl etkiler bu Konyaspor maçını? Şimdi Fatih Terim hocamızın söylediği bir cümle var. Sahaya 11 kişi çıkıyorsak eksik değiliz demektir diyor. İşte bu tip bir maçlarda eğer 11 kişi sahaya çıkıyorsak eksik değiliz. Ama yeteri kadar güçlü müyüz değil miyiz? Konu bu. Ama Galatasaray'ın kadrosu Anadolu kulüplerinin hemen hemen hepsinden daha kuvvetli. Yani bugün Konyaspor'un ilk 11'inden iki tane futbolcu alıp Galatasaray'ın ilk 11'ine koyalım dediğimizde iki tane oyuncuyu seçemeyiz. Demek ki Galatasaray'ın kadrosu her halükarda Konyaspor'dan daha iyi. En önemlisi 50 bin seyirciyle kendi sahamızda oynayacağız. O yüzden ben maçın bir sorun olacağını inşallah olmayacak diye inanıyorum. Ben Konyaspor'u rahat rahat yenebileceğimize inananlardan. Bir de 2 Aralık'ta Beşiktaş Galatasaray derbisi var. Bu konuda ne dersiniz Sayın Fatinoğlu? Şimdi yani derbilerin hiçbir tanımı yok. Yani Fenerbahçe'nin son yıllarda, hatta belki son 10 yıllarda diyelim, en kötü kadrosuyla, en zayıf haliyle geldi. 2-0'dan maç 2-2 bitti. O yüzden derbilerin havası, rüzgarı, motivasyonu çok başkadır. Galatasaray eğer şampiyon olacaksa, Şampiyonlar Ligi'nde devam edeceksek gideceğiz Beşiktaş'ı Dolmabahçe'de yeneceğiz. Yani artık bu tip Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş için deplasman ya da kendi iç sahası cümlesi burada çok geçerli değil. Peki Galatasaray'ın sakatlanma, futbolcunun sakatlandığı konuyu söylediniz. Bu konuya değinmek isterim. Haklısınız. Tabii, lütfen. Ben başkan adaylığına çıktığımda 3 tane profesör, 2 tane de eczane işleten eczacıyla sağlık komitesi kurmuştum. Yani 44 kişilik ana seçime giren liste içinde ve bunun içinde sağlık komitesinin başına da Profesör Doktor Remzi Tözün Hoca'yı getiriyorduk. Remzi Hoca biliyorsunuz Acıbadem Matla Ortopedi Bölümünün başkanı, kültü başkanı. Evet, evet. Size yani, zahmet. İsim, hastane ismini söylemeyelim de size peki, zahmet. Tabii. Yani evet. Ama Türkiye'nin en iyi ortopedi profesörlerinden birisi. Evet, yani marka bir ve isim kesinlikle. Şimdi bakın, futbolcu transfer ediyorsunuz. Bir futbol kulübünün daha sayın bir yıllık bütçesi yaklaşık 1,5 milyar TL. Evet. Bunun her şeyi futbol takımının başarısı üzerine kurulmuş. Yani 11 tane futbolcuyla siz burada yol alıyorsunuz. Ve biz bu futbolculara da verdiğimiz paralar Türkiye'de
bir sanayicinin, bir iş adamının bile bir yılda kazanamadığı parayı biz futbolculara ödüyoruz. Doğru. Ve bu kadar önemli olan bu 11 tane futbolcu bir fabrikanın makinesine nasıl bakım yapılıyorsa futbolcuya da her konuda sahiplenilmesi gerekiyor. Yani o futbolcu vücuduna, kendisi tek başına karar verme hakkına sahip değil. Bu kadar parayı verildiği bir yerde, profesyonel atmosferde o futbolcunun bedenini, sağlık yapısının tıbbi olarak takibi şarttır. Tabii. Bu futbolcunun özel yaşantısını takibi nasıl şartsa, bu futbolcunun kazandığı parayı nerede harcadığı bile önemli. Çünkü parasını kaybettiğinde morali bozuluyor, motivasyonu düşüyor. Tabii bu doğrudan yansıyor. Futbolcunun psikolojisinin takip edilmesi lazım. Kiminle arkadaşlık yaptığı, motivasyonuna kadar, yani bu kadar para verip yatırım yaptığınız futbolcuyu sokağa salamazsınız. Doğru. Bir futbolcunun eğer 63 dakikadan sonra kondisyonu düşüyorsa, eğer bir futbolcunun maça başlamadan evvel antrenmanda da ısınmada sakatlanıyorsa ve bu futbolcular bir tane olursa dersiniz ki evet, burada bu futbolcu kendine gözden kaçırmış, böyle eksiği var. Ama bu kadar adette bir futbolcu hepsi de kas boyutundan rahatsızlanırsa, o zaman burada antrenman düzeninin sorgulanması gerekir. Sağlık düzeninin sorgulanması gerekir. Benim seçim döneminde anlattığım sağlık kurulunun kurulup bu sağlık kurulu tarafından futbol takımının profesyonel bir şekilde takip edilmesi şarttır ve benim de projemde budur dediğim konunun belgesi olmuş oldu bu olay. Doğru, evet. Eğer sağlık komitesini kursalardı bugün bu futbolcuların hiçbirisi sakatlanmayacaktı ve biz bunların niye sakatlandı konusunu demeyecektik. Hı hı. Bir de maçı 2-0'dan 2-2'ye getirmişsin. 60. dakikadan sonra oyun üstünlüğünü Fenerbahçe'ye vermişsin. Maçtan sonra kavga ederek ceza yemişsin. Bunun hiçbir şekilde profesyonel yönetimde karşılığı olamaz. Hı hı. Sen profesyonel bir futbol takımıysan bu maçtan sonra bir maç daha olduğunu bileceksin ve o maça da kendini hazırlayacaksın. Kalkıp da maç bittikten sonra Fenerbahçeli futbolcuyla ya da hakemle didişip kavga edip ceza yiyorsan orada da problem var. Kulüpten para almasını biliyorsun. Profesyonel olarak bu kadar para alırım diyorsun. Bitmiş maçtan sonra kavga ederek ceza alarak takımı bir sonraki maçlarda eksik bırakıyorsun. Bu bir profesyonel yönetim değildir. Böyle bir yönetimi de kabul etmek aklı başında hiçbir yapı için geçerli değildir. Bunların son derece yanlış buldum. Federasyonun davranışını da tabii ki bize Galatasaray'a karşı bir operasyon yaptığı, Başakşehir'i başkan yapmak istiyor lafları dolu medyada. Bunların hepsi geçerli olabilir. Olur demiyorum, var da demiyorum, olabilir. Ama geçen sene bu şartlara göre şampiyon olduk. Demek ki sen işine konsantre olursan, işini doğru yaparsan sonuç ortada. Şampiyon oluyorsun. Hı hı. Demek ki bizim 2017'de şampiyonluğu bu şekilde aldıysak, şimdi 2018-2019 sezonunda da bu şekilde çalışarak şampiyon olacağız. Kendimizi iyi koruyacağız. Bedenimizi koruyacağız. Sinirlerimizi koruyacağız. Ve sahaya tam kadro çıkacağız. Rakiplerimizi çatır çatır yeneceğiz. Ve şampiyon olacağız. Bunun dışındaki her şey yanlış yoldur. Peki o zaman bu konuda kesinlikle Sayın Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i sorumlu tutuyorsunuz değil mi? Efendim, burada bir kişi sorumlu tutmak şudur. Bir yer eğer gemi batarsa gemiyi batıran kaptan denir. Kaptan bütün her şeyin başıdır. Kimde hata varsa sorumluluk onundur. Bir firma battığında kalkıp da muhasebe müdürüm kötüydü, üretim müdürüm kötüydü, finansman müdürüm kötüydü, ham madde kötüydü. Yok böyle bir şey. Sen başkansan her şeyin sorumlususun. Her konuyu bileceksin. Her konuyu kurumsal yapıda profesyonel düzeni kuracaksın. Sen bunların eğer bir sonuca bakarız. Sonuç iyiyse başkan başarılıdır. Sonuç iyi değilse başkan başarısızdır. O yüzden birini sorumlu tutuyorsan bunu ben değil, bunu dünya genelindeki standart kamuoyu algısı ve tespitleri budur.
Başkan başarır, başkan başaramaz. Bu kadar basit. Bunun daha ikinci bir şıkkı yoktur. Peki, evet bir şey diyordunuz Ali Beyciğim. Bu kadar aşağıda bir puandaysa, takımın bir santraforu yoksa, baskette bu kadar mağlubiyet alıyorsak, futbolcular ve basket takımı, senin görevin bu zaten, spor kadroların başarılı olması. Amatörlerde, kürekte, yüzmede, stopunda, voleybolda, ama en önemlisi bu işin bir de sosyal tarafı var. Sosyal yönü de engelli sporcularımızdı. Engelli sporcularımıza bu kadar komik bir parayı veremeyip ligden çekilmesi, Avrupa'dan çekilmesi, yani bunlar artık sadece başarısız demek de yetmez. Başarısızlık kelimesinin bile altındaki kelime neyse, şu anda Galatasaray bunu, yönetimi bu oyunda. Evet. Peki Sayın Fatinoğlu, çok teşekkür ediyorum ben size. Vaktimiz kısıtlı olduğu için şimdi bağlantımızı kesmek zorundayım. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza bağlandığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Herhalde sorularınıza cevap verebilmişimdir. Sağ olun. Çok çok mersi. Saygılar, iyi günler. Evet sevgili seyirciler, şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra spor yorumcusu, değerli gazeteci Sayın Büşak Gencer bizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın lütfen. Evet, tekrar hoş geldiniz canlı yayınımıza, günün getirdiklerine. Spor yorumcusu, değerli gazeteci Sayın Büşah Gencer geldi. Hoş geldiniz. Vallahi nasıl geldik bilmiyorum, yemin ediyorum. Müthiş bir trafik, çok kötü. Yani İstanbul felç, Maslak felç. Tarafı felç. Evet. Yani geldiğime şükrediyorum. Çok şükrediyorum onun için. Kusura bakmayın. Bütün seyircilerden de özür diliyorum. Yok, sizden de özür diliyorum. Herkesten özür diliyorum. Şey. Affınıza yok. Sığınıyorum. Yok, kusura yok, bakmayın. Ama trafiği ben halletmiyorum yani. Tabii, benim tabii. Yapacağım iş değil. Doğru. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Sağ olun. Önce. Teşekkür ederim. İyi şahı. Vallahi ne olsun işte. Sportif faaliyetlerle uğraşıyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Hani faal bir şey daha başlamadı ama eninde sonunda herhalde ligin ikinci yarısından itibaren bir yerde bir şey olacak. Ama netleşsin olsun, ondan sonra anlatalım. İnşallah daha iyi. Burada inşallah. Olacak. Bakalım hayırlısıyla. Hayırlısı, İkna edeceğiz. Hayırlısı neresiyse aynen o öyle. Olur yani. Evet, demin bu arada radyodan dinledim. Ali Fatinoğlu bağlandı ondan evet. Sonra. Hakikaten Galatasaray'ı çok iyi bilen, Galatasaray'ın son döneminde başkan adayı olan ondan sonra önemli biridir. Muhasebeyi çok iyi bilir. Zaten çok önemli bir şirket sahibidir. Ondan sonra Cem TV'nin seyircileri de ona yabancı değildir. Yani bu ara bu dönem bir yerlerde buralarda oldu. Yorumlar falan yaptı. Galatasaray'ın gidişatını ben tam dinleyemedim ama yani yol yüzünden. Ama Galatasaray'ın gidişatını herhalde iyi analiz etmiştir. Yani şey dedi Ali Bey, doktorların daha iyi seçilmesi gerektiğini biraz vurguladı. Sakatlıklarla ilgili. Sakatlıklarla ilgili. Biraz fazla sakatlık var tabii Galatasaray'ın şu anda durumunda. Ya şimdi bak özür dileyerek söylüyorum. Yok estağfurullah. Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçeli olmaktan da onur ve gurur duyuyorum. Evet. O ayrı bir mesele. Fakat ne olursa olsun Galatasaray camiası olmadan Fenerbahçe camiası olmaz. Beşiktaş camiası olmadan Fenerbahçe ve Galatasaray camiası olmaz. Evet. Yani bir ezeli rekabetin olmadığı bir ortamda düşünebiliyor musunuz? Galatasaray tek başına olmuş olsa, devamlı şeyle oynasa, Akhisar'la oynasa, bilmem neyle oynasa ne kadar zevk verir? Kesinlikle. Yani doğru. Ne kadar zevk aynen verir? Öyle. Hiç doğru. Zevk vermez. Doğru. Ama bir Fenerbahçe Beşiktaş, bir Beşiktaş Galatasaray, bir Fener Galatasaray hayattır. Tabii. Yani futbolun hayatıdır. Aynen şimdi öyle. Ben Galatasaray'daki, yani sen bilmiyorum ne soracaktın ama Galatasaray'ı çok kısa bir şekilde anlatayım. Tabii. Ben Fatih Terim'i teknik direktör olarak tartışmam. Hı hı. Açık söylüyorum yani herkes kızar. En son Fenerbahçe maçında yaptıkları ona hiç yakışmadı. Hı hı. Yani kebapçıya yaptıklarıyla aşağı yukarı evet, aynı. Evet, evet. Yani bir şey demiyorum.
Ama sinirlenince kendini kaybediyor demek ki. Arda Turan'la da zaten bence ondan ikisi arasında böyle bir gerginlik oluyor. Arda Turan da aynı özelliğe sahip. Arda da öyle, Emre'yi de öyle o zamanlar. Aynen Emre'yi öyle. İsviçre maçıydı zannedersen milli maçtı. Orada da bir perişan durumlar oldu. Ya tabii ki şimdi böyle bir şey ki bu. Fatih Hoca büyük, dev bir motivasyon hocası. Evet. Yani bir motivasyon hocası için şey çok önemli. Sistem çok önemli. Yani istiyor ki onun kafasındaki her şey sahada aynen gerçekleşsin. Evet. Ya ama kardeşim sen Gomez'ini satmışsın, onu satmışsın, bunu satmışsın. Efendime söyleyeyim. Yani senin durumun da çok kötü değil. 3 puan, 4 puan geridesin. Yani şimdi Başakşehir, Tabii şu an ikinci tamam. sırada. Ya ayrıca yani bir şey değil yani. Senin bir sıkıntı yok burada, ortada bir şey yok. Ya bu kadar gerilmenin, sinirlenmenin ne gereği var? Fenerbahçe maçında yapılanlara bence hiç gerek yoktu. Kesinlikle. Efendimizim, Hasan Şaş. Ya Hasan'ı getirin buraya, koyun şuraya Hasan Şaş'ı. Evet. Şurada otursun, dünya tatlısı, dünya lezzetlisi bir adamdır. Cezalı ama oraya şimdi bir çıkıyor kardeşim. Orada dünyayı kaybediyor, kendini kaybediyor falan filan. Kan şekeri yükseliyor bunların. Herhalde bir şey oluyor, bir sıkıntı oluyor. Sen daha iyi bilirsin, sağ ol. Estağfurullah. Yani Fatih şey. Hoca bu takımı düzeltir. Evet. Ve bu takım, ben bakın bir şey söyleyeyim mi? Son bir kez bir şey söyleyeyim, ondan sonra siz normal programımıza başlayın. Galatasaray bu sene büyük bir aksilik çıkmazsa şampiyon olur. Öyle diyorsunuz. Bu iddialı bir açıklama. Ben buradan söylüyorum. Bakın Fener yükseklere kadar çıkar. En üst düzeylere kadar gelir. Fener yürür. Onu anlatacağız sonra. Evet. Neden yürüyeceğini de anlatacağız. Aynen öyle. Tabii. Fener yürür. Beşiktaş da normal takibini devam ettirir. Ama Beşiktaş'ın içinde çok büyük sıkıntılar var. Onları da herhalde bizlerini bağlayacaksın. Sen onu daha iyi bilir. Sayın Adnan Aybaba'yı bağlayacağız. Onun üzerine biz konuşuruz. Evet. Ondan sonra Galatasaray bu sene Başakşehir falan filan diyorlar ama Başakşehir için bir hazırlık yapılıyor, ediliyor falan filan ama ben inanmıyorum. Eninde sonunda Başakşehir belirli bir yerden sonra havluyu atar. Havluyu atar veya attırırlar. Başakşehir'le Dijitürk yürümüyor mesela. Yani o Başakşehir'le efendime söyleyeyim insanlar üye olmuyor. Para kazanılamaz yani. Yani oradaki Dijitürk'ün sahipleri Bain Sport dediğimiz. İsim söylemeyelim. Yani yayıncı kuruluş diyelim. Evet, evet. Yayıncı kuruluş para kazanamaz. Onun için bunun şekli şemali Fener, Galatasaray, Beşiktaş üzerine oynar. Bir de işte Trabzon'dur yani ufak tefek şeydir. Peki Büyüşe abicim, ben şunu sormak isterim size. Yılmaz Vural'ın dün açıklamaları oldu. Bazı açıklamaları oldu ve Yılmaz Vural diyor ki 3 büyük takıma da ben teknik direktör olmak istiyorum diyor. 3 büyük takımdan birine üye olmak direktör antrenör olmak istiyorum. Antrenör. Evet. Fakat beni getirmiyorlar ve çok büyük hata yapıyorlar diyor. Ne diyorsunuz bu açıklamalara yönelik? Şimdi Yılmaz abiyi çok sevdiğim için gülüyorum. Şu anda onu ve karşımda hissettim. Onunla bizim makaralarımız, gırgırlarımız falan filan vardır böyle. Mey falan filan. Çok enteresan şeylerimiz olur. Yılmaz abi dünyanın en lezzetli adamıdır. Yılmaz Vural ayrı bir sanattır. Yani Yılmaz abiyle yani başa çıkılmaz. Futbolu, bakın iki türlü futbolu organize eden adam vardır. Birisi futbolu çok iyi bilendir ama yorumda, anlatmada, dışarıda mesela Rıdvan Dilmen. Evet. Bakın Rıdvan Dilmen gol olur der, gol olur değil mi? Evet. Ama ne hikmetse teknik direktörlüğünde başarı yoktur. Yani öyle değil mi? Bak bir doğru, bak yorumları yani. Çok iyi. Ama hatta tabii şimdi yorum çıkar, yapıyor, yorum yapar televizyonda. Bir kelime eder, iki dakika sonra onun dediği çıkar. Ama teknik direktörlük yapmıştır birçok yerlerde, başarısı yoktur. Yani başarılı gerçekten olamamıştır. Fenerbahçe'yi verdiler. Yani al çalıştır diye. Olmadı. Şimdi Yılmaz Hoca da yani çok bilgili. İşte Almanya'da futbolunu geliştirmiş, bilmem ne etmiş falan filan. Tartışılmaz bir teknik direktördü. Ama yani sahada başarılı olması olmadığını hep görüyoruz. Ha bir düşen takım varsa onu son dönemlerde kurtarmak için falan Yılmaz Hoca bir can kurtaran simidi olarak alınabilir. Evet. Ama Yılmaz Hoca'ya bir takım teslim edilip de Fenerbahçe ya da Beşiktaş veya Galatasaray teslim edilip de Yılmaz Hoca'nın ben tamamını sonunu getireceğine inanamıyorum. Niye neden acaba? Nedeni seçimleri mi yanlış? Ne maçta oynatacağı futbolcu seçimi mi yanlış? Hayır. Her ya şeyi da despot çok mu değil futbolculara karşı? Her şeyi çok iyi bilir. Evet. Her şeyi çok iyi bilir. Ama Yılmaz abinin şurada sıkıntı vardır. Yani dilini mi daha tutması yani, lazım? Biraz futbolcuyla olan diyaloğu, bir iki maç kazandıktan sonraki tavrı, efendime söyleyeyim son Göztepe'ni,
Göztepe'yi biliyorsun, birinci lige çıkardı. Sonra Göztepe niye onunla devam etmedi? İşte ona kalırsa bana yanlış yaptılar dedi. Benim duyumlarım istediği parayı bir anda uçurdu falan filan. Yani Yılmaz Hoca'ya, Yılmaz Hoca'nın icraatı konusunda Fener, Galatasaray, Beşiktaş biraz olumsuz gözüküyor. Yani olmaz. Hedefleri büyük olan kulüpler Yılmaz Hoca'yla yola çıkamazlar, korkarlar. Çünkü Yılmaz Hoca tedirgin eder. Ya futbolcularla bir dalaşması olur, ya taraftarla bir dalaşması olur. Şuradadır yani Yılmaz Hoca'nın bütün bilinde şeyi. Yoksa Yılmaz Hoca'nın futbol ulemasıdır, futbol bilginidir. Ama şu durmaz. Pat patlatır, bırakır. Topçu oradan ona uyuz olur. Öteki yönetimle kavga eder falan filan. Yani bu bilinçler olduğu bir deçe bu sistemler oturmalı. Yoksa Yılmaz Hoca'nın üstüne tartışma olmaz. Tabii. Evet. Peki Fenerbahçe'ye geçelim o zaman Büşra abicim. Fenerbahçe çok şu anda puanı düşük. Bayağı bir alt seviyelerde 13 puan da şu anda. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Fenerbahçe'de niye bir kaos var? Niye bitmiyor bu kaos? Şimdi Fenerbahçe'nin evet 13 puanı var ve dediğimiz gibi yani 13. sırada. 13'e 13. Evet, aynen öyle. Derler ya 13 uğursuz rakamdır. Doğru ya. Doğru evet. İnşallah. Uğursuz. Şimdi Fenerbahçe bakın bir şey söyleyeceğim. Bir geçiş dönemi vardır. Bu geçiş dönemlerine saygı duymak gerekir. Fakat bizim medyadaki taraftarlarımız, yazarlarımız bazıları diyorum. Ve bir de sosyal medyadaki klavye şövalyelerinin bir şeyi var, tutkusu var. Böyle bir maç kaybettim mi, bir maç berabere gittim mi falan filan. Ali Koç da ölsün lan, Nodik'e gitsin lan falan diye böyle bir sistem oluşur. Yani, yani bunlara da çok güvenip inanmamak lazım. Bunların da çok arkasında gitmemek lazım. Şimdi onlar konuşsun, onlar şövalye. Onlar zamanında Aykut'a da küfür ettiler, Aykut Hoca'ya. Onlar zamanında Aziz Yıldırım'a da küfür ettiler. Çok özür diliyorum Büşra abicim. Telefon bağlantımız var şu anda. Sayın Adnan Aybaba şu an telefon attığımızda. Kopmadan alalım. Alo. Alo. Merhabalar Sayın Aybaba, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Teşekkür ederim, sağ olun. Kim şu an hattımızdaki? Söylesenize, ben de Sayın Adnan Aybaba diye konuşuyorum. Can Genç efendim, Diyarbakır'dan arıyorum. Şimdi biraz önce Sayın Adnan Aybaba'yı bağlayacaktık da oradan haber bekliyorduk. O yüzden bir karışıklık oldu. Siz de söylemiyorsunuz bana. Hoş geldiniz Can Bey. Hoş bulduk. Sevgiler Diyarbakır'a, buyurunuz. Teşekkür ederim. Değerli konumuza iki sorum olacaktı da. Şunu sormak istiyorum değerli konunuza. Türk futbolu neden gelişmiyor? Sürekli yabancı oyuncularla nereye kadar gideceğiz? Neden futbolcu yetiştiremiyoruz? A milli takımımız tel tel dökülüyor. Bu konuda yorumlarını merak ediyorum. Bir diğer sorum da şu olacaktı. Teknik direktörler, futbol takımı başkanları neden toplumu geliyor? Yani bu kişilere hukuk işlemiyor mu? Mafya ağzı konuşmaları bizleri üzmektedir. Bu konuda yorumlarını merak ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum Can Bey. Sağ olun, var olun. Çok güzel sorular çok sordu. Çok duyarlı, duyarlı ve güzel bir soru oldu. Evet, şimdi önce istersen futboldan başlayalım. Türk futbolu niye gelişmiyor? Ya Türk futbolunun gelişmemesinin birkaç nedeni var. Yani bunlardan bir tanesi bir model yok Türk futbolunda. Yani baktığınız zaman hiçbir modeli yok. Sadece bir tek modeli var, efendime söyleyeyim, günü yaşamak, anı yaşamak. Yani futbolda anı yaşamak, günü yaşamak zaten milletin ana teması bu. Yani futbol seyircisinin ana teması. Kazanırsan süpersin, yenilirsen tukaka, berabere kalırsan haftaya bakarız. Tamam. Yine böyle bir mantık var. Şimdi Futbol Federasyonu'nun oluşumu da böyle. Yani Türk futbolunun ilerleyememesindeki en büyük nedenlerden bir tanesi de Türk futbol, yani Futbol Federasyonu'nun başına gelen insanların efendim futboldan çok iyi anlıyorlar. Yok efendim. Yok. Kim ne derse desin. Yıldırım Demirören Beşiktaş Kulübü Başkanlığı yapmış olabilir. Evet. Beşiktaş'ta başarılı olmuş olabilir veya olmamış olabilir. Yani burasını geçelim. Ama Yıldırım Demirören'in bir sisteme bir bakıp yani onun ne olduğunu öğrenip ondan sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına vermek lazım. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına Yıldırım Demirören'i verirsen
ve bunun geçmişiyle ilgili hiçbir araştırma yapmazsan, işte ki Beşiktaş'taki hayatı veya işte diğer sportif evet, faaliyetleri evet, falan, sadece soyada bakarak, istinaden, soyada istinaden verirsen evet, o zaman ne yaparsın? Türk futbolu ilerleyemez. Doğru. Ondan sonra siyaset Türk futbolunun içinde var demiyorum. Demeyeceğim de. Aslında var ama. Var mı? Ya var tabii. Üç aşağı beş yukarı var. Ama bunlar buradan konuşulacak şeyler değil. Tabii. Yani ama onun dışında futbolun, Futbol Federasyonu'nun delegasyon sisteminde de çok yanlışlar var. Yani düşünebiliyor musunuz? Baba gel, kaç oyun var senin? 5 oy. Gel. Bilmem ne, senin kaç oyun var? Kaç delege getirirsin? Kaç tane oy getirirsin başkana? Gel. Diye böyle insanlar Futbol Federasyonu'nun içinde varlar. Kulüplerinize bakıyorsunuz. Yani Türk futbolu niye ilerlemiyor? Evet. Kulüplere bakıyorsunuz. Kulüplerde futboldan anlamayan yöneticiler iş başında. Yani adam ya reklam için gelmiş. Ya efendime söyleyeyim orada ne bileyim kendini popüler hale getirmek için gelmiş. Ama topu görse alıp karpuz diye şeye götürür, manava evet, götürür. Yani. Ondan sonra çıkar bir de yorum yapar, bir de konuşur. Yani saatlerce de konuşur. Bir de o var ya, futbolu lemasıdır. Evet. Ondan sonra onun dışında yani şimdi baktığınız zaman altyapı diye bir şey yok. Yani hep gidiyoruz, sırasıya gidiyoruz. Altyapı nerede? Ya şimdi Can Bey dinliyorsa bizi soruyorum ya. Altyapı var mı? Altyapı da yok ama. Altınordu'dan başka Türkiye'ye futbolcu yetiştiren, genç minik futbolcu yetiştiren doğru dürüst bir altyapı göstersinler bana. Böyle niye acaba? Doktor peki? Yok, çünkü altyapıda bizim milletimiz bir an evvel futbolcu olsun. Hani ben çocuğu 7 yaşında vereyim de efendim 11-12 yaşına kadar, 14 yaşına kadar, 13 yaşına kadar bir yerde gelişsin bilmem. Yok abi, 14'te vereyim, 14'te futbolcu olsun, 15'te paraya götüreyim. Böyle bir sistem. Evet. Yani şeyimiz de öyle, halk olarak görüşümüz de böyle. Bir an evvel olsun, aceleciyiz. Hemen. Ne yapıyorsunuz o zaman? Federasyon başkanı işte böyle oluyor. Efendim federasyon kurulları böyle oluyor. Merkez Hakem Komitesi böyle oluyor. Belediye başkanlığı yapmış. Yıllarca 1965'te, 67'de hakemlik yapmış bir canımız abimiz, Can abimiz, güzel abimiz. Merkez Hakem Komitesi'nin başında. Gencecik hakemler var. Yeni emekli olan hakemler var. Niye onlar değil? Neden? Mesela. Evet. Ama işte böyle hep şey yani. Yani siyaset demeyelim de böyle bir seçme durumu. Anladım. Yani komut vererek. Yani herkes bir tanıdığını getirdiği için. Şimdi sana soruyorum. Bu televizyonda, bu televizyonu çalıştıranlar ve bu televizyonda iş yapanlar, kurumda yerlerinde oturanların hepsi bu televizyonculuğu eline soyuna bilmeden bu işi yapabilirler mi? Yapamazlar. Mümkün değil. Hepsi tabii, televizyonculuğu biliyor. Tabii. Hepsi yayıncılığın ne olduğunu tabii, biliyor. Şimdi ama futbolda bu yok. Sporda bu yok. Yani tenisin T'sini görmemiş herif, tenis oynamamış bir mühendir. Bakın tenis federasyonu başkanı. Şimdi yine tenzih ederim ya, o değil. Ama zamanında oldu yani. Ya, bisiklet federasyonu başkanı. Baba bisikletten düşüyor, bisiklet federasyonu başkanı oluyor. Yani düşünebiliyor musunuz evet, bu sistemi? Evet, onun için Türk sporu biliyorum. Teknik direktörler ve başkanlar niye geriyorlar diye soru daha vardı Can Bey. Evet, bunu da söyleyeyim kısaca. Vallahi ben size şunu söyleyeyim. Teknik direktörde, başkanlarda her şey popülizm. Evet. Anı yaşayanlardan oluşan bir sistem olduğu için Türkiye'de her şeye anı yaşamak. Anı yaşamak diye bir olay var Türkiye'de. Var evet. Ondan sonra bu olduğu müddetçe bu başkanlar da yerlerini sağlama alayım diye el aleme hiçbir tane başkan gördünüz mü? Hakemden de şikayet etmesin. Bilmem neden de şikayet etmesin. Sesini solucu. Yok, taraftar hepsi dövüyor onu. Hayır, dövüyor taraftar. Siz sosyal medyaya bir girseniz Ali Koç'un yediği lafın hatta hesabı evet, yok. Yani neden? Efendim niye sesini çıkarmıyormuş Ali Koç? Neden ağzını açmıyormuş Ali Koç? Ne yapacak Ali Koç? Mahalle çocuğu gibi herkesle kavga mı edecek? Hakemini mi dövecek yani? Yani ne yapacak? Ne yapacak yani? Tabii. Nereye? Bir Aziz Yıldırım yıllarca maç araları hakemlerin odalarını bastı da ne oldu? 2014'ten bu yana şampiyonluk yok Fenerbahçe'de. Evet, bir aramız varmış Büyüş abicim. Evet sevgili izleyicilerimiz, şimdi kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar buradayız. Canlı yayına devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın lütfen.
Evet, tekrar hoş geldiniz. Günün getirdiklerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bize canlı yayına bağlanmak için 0212 627 48 48'den bağlanabilirsiniz. Ve WhatsApp hattımız olan 0530 848 1312'den de an be an yazabilirsiniz. Bu arada Melek'cim, Sayın Adnan Aybaba'yı bağlayalım birazdan lütfen. Hazır olunca siz söylersiniz. Birazdan bağlayalım. Adnan Bey şu an cenazedeymiş de. Evet, öyle. Hanımının bir akrabası vefat etti de. Başı sağ olsun. Evet, evet. Birazdan bağlanacak. Beşiktaş'la ilgili konuşacağız Sayın Adnan Aybaba'yla. Şimdi bir de Büyüşe abicim şunu sormak isterim ben. Trabzonspor'la Fenerbahçe'nin bir derbisi var 25 Kasım. Var, var. Bu derbiyle ilgili sizce sonuç ne olur? Öncelikle bir sonuç beklentiniz nedir onu sorayım. Ya şimdi Fenerbahçe'de hani Fenerbahçe niye bu halde falan filan diye başladık ya. Evet. Orada mesela bu Koku'nun gitmesi. Ay o çok komik yani oradan. Pis Koku'nun gitmesi oldu evet. Yani. Yani kötü Koku'nun pardon yanlış söyledim özür dilerim. Hayır hayır şey Koku gitmeden bir iki hafta önce miydi neydi galiba evet. Konuğumdunuz yine. Evet, evet. Konuşmuştuk dediniz ki siz Koku koktu artık. Evet yani dediniz kokmuştu. Ve gitti. Kokmuştu ve şimdi gitti yeni ama bir laf gidecekti koku zaten. Zaten gidecekti o. Evet. Yani devre arasına kadar ona bir sabırullah sabır vardı. Sabır evet. Allah sabır. Evet. Ondan sonra ama yok olmadı. Yemedi yani olmadı çünkü hı hı. Çünkü rezil vaziyete geldi takım. Hı hı. Adamın da zaten isteği yoktu. Adam hı hı. Yani bazı insanlar şeyini kaybedince, moralini yani keyfini kaybedince hı hı. Dediğin gibi moralman da yıkılınca ne olursa olsun bir takım evet. Çalıştıramaz. Ya yani Fenerbahçe artık doğru. O olmayacaktı hı hı. Yani. Dikiş tutmamıştı. Hı hı hı. Şimdi Koeman yerine Koeman'ı getirdiler. Çok hı hı. Akıllıca bir hareket ettiler. Zaten Koeman vardı. Hı hı. Yani yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu. Evet. Ondan hı. Sonra fakat enteresan bir şey var. Koeman biraz daha zannedersem Fenerbahçe'nin içini iyi analiz etmiş. Hmm. Biraz da burnu havada değil. Ben işte teknik direktörüm, bilmem hmm. Şuyum buyum falan filan. Bir de yabancı futbolcuyla Türk futbolcusunun birbirlerine olan diyaloglarını falan iyi ayarlamış. Fenerbahçe güzel. Seyircisini iyi biliyor. Hmm. Fenerbahçe seyircisine konuşulması gereken şeyleri, vermesi hmm. Gereken demeçleri çok iyi biliyor. Hmm. Şimdi Koeman şu anda bu sezonu bu Koeman'la bitirecekler. Hı hı. Yani bu bir kesin. Hı hı. Ama şu da bir gerçek. Nisan gibi büyük bir ihtimalle yeni bir hocanın temelini atarlar. Hı hı. Bu sene aslında şampiyonluk Fenerbahçe beklemiyor. Ha hı hı. Çok büyük sürpriz olur. Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş depreme uğrarlar. Bir şeyler olur falan filan. Boşlukta. Ondan sonra hadi o aradan sıyrılırsın gidersin. Hı hı. Her maçı da kazanırsın falan filan. Evet. Ama Fenerbahçe bu sene anladığım kadarıyla ilk dörde girelim. Yani Avrupa Kupalarına yeniden gidelim. Hı hı. Bu arada Avrupa Kupalarındaki maçlarımızın yoluna devam etmesi hı hı hı. Gerçekleşsin. Evet. Ondan sonra bu şekilde bir sisteme oturdular. Yani Koeman da şu anda bana göre en mantıklı seçim. Hı hı. Yani boşu boşuna bir başkalarını getirip oraya koymanın anlamı yoktu. Hı hı. Mesela Aykut Kocaman olamazdı yani. Olmaması gerekirdi. Zaten hı. De Konya'ya gitti. Hı hı. Ersun Yenal zaten olamazdı. Olmamalıydı. Hı hı. O da kalktı. Efendime söyleyeyim şu anda boşta. Hı hı. Yani şimdi orada Trabzon'da dikiş tutturamıyorsun. Orada dikiş tutturamıyorsun. Burada dikiş tutturamıyorsun. Geleceksin Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de sen şampiyon olmuş. Nisan'da biz Ersun Yenal sayesinde şampiyonluk görmüş. Ya o takıma bir bak. Evet. O ligi bir analiz et. Ya o takıma bir bak. Ligi analiz et. Ondan sonra çık konuş. Doğru. Yani bu bir başka bir şey. Yani ligi analiz etmeden herkes kalkıyor. Yok Ersun tabii gelsin, tanımadan o gelsin, bilmeden. Bu gelsin, evet. Bu gelsin. Olmuyor. Şimdi evet. En mantıklısı Koeman. Şimdi Trabzon maçını ben başka bir şey beklerdim. Trabzon maçında şunu beklerdim. Yani Fenerbahçeli taraftarlar da. Şimdi yönetim biliyorsun Fenerbahçe hı. Yönetimi komple gidiyor. Hı hı hı. Ve Trabzon'da maç seyretmeye evet, gidiyorlar. Evet. Biliyorsun aynı Fenerbahçe yönetimi Galatasaray stadına da gitti. Evet. Yani şimdi bazı şeyler var. Fenerbahçe değişmez. Sevilmiyordu. Hı hı. Sevgi başlasın istiyorlar. Küfür yiyecekler biliyorlar. Hı hı. Bir sürü sıkıntılar olacak ama hı. Kulüplerle bir diyalog oluşsun. Ali Bey, tabii. Sayın Ali Koç. Önce Fenerbahçe sevgisini yeniden yeşertmenin çarelerini arıyor. Hı hı. Onun için ne yapmak lazım? Dost olmak tabii lazım. Ya sen futbol oynuyorsun. 90 dakika sahada biter. Başlar biter. Tabii. Oradadır senin derdin. Tabii. Ondan sonra yani onun dışında keşke imkan olsaydı da 2500 mü, 2400 mü, 2300 mü ne 2000 küsür kadar Fenerbahçe taraftarını da efendim, emniyet müdürlüğü biz koruyamayız falan filan demeyip de güvenlik gerekçesi alın. Evet. Ya olmaz şimdi o biraz Türkiye'nin kötü oldu. Türkiye'nin İçişleri Bakanı Trabzonlu
futbolu en iyi bilen adamlardan bir tanesi. Hı hı. En kaliteli insanlardan bir tanesi Süleyman Soylu. Hı hı. Ondan geldi kanalımıza. Yani tabii Süleyman Bey'in olduğu, İçişleri Bakanı olduğu bir dönemde Trabzon'daki bir maçı, hem de yeni yapılan statta bir maça 2000 tane Fenerli'yi sokup güvenlik yapamıyorsak valla ne bileyim. Aynen ben öyle. Ya şu bir şey diyemiyorum yani. 39 bin kişi izleyecek. Ya izler. 40 bin kişi bekleniyor. İzler. Trabzon'da büyük bir aşk var. Şimdi Rize'den gelenler olacak. Evet. Tabii Rize'den gelecek, Artvin'den gelecek, oradan gelecek, buradan gelecek, Trabzonlu gelecek. Tabii ki büyük maç. Evet. Ama şu Fenerli gelmiş olsaydı, hani tribüne de Fener Yönetim Kurulu gelmiş olsaydı, biraz bir zevk, bir tatlılık olurdu. Evet. Bir de Trabzon'da, çok özür dileyerek söylüyorum. Yo, estağfurullah. O çocukların ikisine de bir şey söylemiyorum. Burak'la Onur de kadro dışı bırakıldılar süresiz. Hatta Burak Galatasaray'la anlaşmak üzere bitirdi belki de büyük bir ihtimalle. Hani Ali Santrafor falan yok diyor ya Sayın Ali Bey. Yani Galatasaray'da büyük bir ihtimalle Burak Fatih Hoca onu ikna etti diye düşünüyorum. Onu bence bitti yani. Evet. Burada Burak mesela Burak gibi Onur gibi çocuklar Fenerbahçe'ye hep böyle bir düşmanlıkları demeyelim de böyle bir tatsızlıkları olmuştur. Bir böyle bir Fenerbahçe'ye karşı düşünceleri biraz onların da olmaması. Ondan sonra yeni bir Trabzon yönetiminin oluşması falan bunlar avantajlı. Ben şöyle görüyorum. Fenerbahçe-Trabzon maçı ya berabere biter. Yani ya gollü beraberlik olur. Ya da büyük bir ihtimalle Fener kazanır döner. Ben Trabzon'a, bana biliyorum şimdi Trabzonlar küfür ediyorlardı. Yok eskiden, canları sağ olsun. Hayır, canları sağ olsun. Ama bu bir gerçek. Trabzon'un şu anda Fenerbahçe'yi yenecek, bu Fenerbahçe'yi, bak dökülen Fenerbahçe'yi yenecek canı olduğuna inanmıyorum. Yani o futbol kalitesi olduğuna inanmıyorum. Bir de Büyüş abi, genç bir hakem olan Halil Umut Meler yönetecek maçı. Bu konuda ne dersiniz? Ya işte diyorum bak, demin Can Bey, Diyarbakır'dan aradı ya Can Bey, kulakları çınlasın Can Bey'in. Ondan sonra yani diyor ki niye Türk futbolu olmuyor, niye ileri gitmiyor falan filan. İşte mesela şimdi bu hakem genç bir hakem. Çok özür diliyorum, bir telefonumuz varmış Büyüş abicim. Bu sefer yanlışlık yapmayalım. Sayın Adnan Aybaba hattımızda değil mi? Alo. Alo. Sayın Aybaba hoş geldiniz canlı yayınımıza, merhabalar. Merhaba Berat Hanım. Nasılsınız? Sağ olun, Büyüş abi almışsınız, çok değerli bir konuk. Evet, evet. Bende emeği çok. İlk gazeteci müsaadele tattım yani. O beni yaptı. Ondan sonra o zamanlar Selahattin Duman'ların dönemiydi. Zafer Mutlar'ın dönemiydi. Yani gazeteciliğin, televizyonculuğun çok değerli olduğu dönemler. Evet, Büyüş abi gerçekten çok değerli. Evet. Ben de çok seviyorum Büyüş abimi. Siz de iyi ki bağlandınız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah bir gün Büyüş abiyle ben sizi burada yüz yüze ağırlamak isterim. Tamam, tabii her zaman. Evet, sağ olun. Bu arada başınız sağ olsun. Cenazedeydiniz. Evet, evet. Amcamız var bizim yüzbaşı. Kıbrıs katilidir kendisi. Rahmetli oldu. Onun cenaze işlemleri var. Tamamladık bugün. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi Adnan Bey, Beşiktaş'la ilgili ben konuşmak isterim sizinle. Tamam. Ben de bu arada Beşiktaşlıyım. Evet, kıyafetimden de. Bu şu an gerçi bilmiyorum. Görebiliyor musunuz şu an ekranı siz? Yok, ben dışarıda olduğum için göremiyorum ama geçen seyrettim sizi. Siyah beyaz giyindim. Siyah beyaz giyindim ben. Beşiktaşlıyım koyu. O zaman sana fotoğrafları alayım ben ya da görüntüleri tekrar izlerim. Sıkıntı yok. Efendim, duyamadım. Tekrar ben diyorum, onu görüntü izlerim tekrar. Aynen öyle, tamam, ben yollayacağım size, link yollayacağım. Tamam, tamam, harika. Şimdi Burak Yılmaz'ın bir açıklaması var Adnan Bey. Diyor ki 2 milyon euroyu verin, siz de oynayayım diyor Beşiktaş yönetimine. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamasını Burak Yılmaz'ın? Tabii Burak Yılmaz'ı Beşiktaş'ta da oynadı daha önce. Onun için fakat şunu söylemek istiyorum. Beşiktaş takımı tam bir kolej havasında diye düşünüyorum. Şu an tabii ki sorunları var. Yani bundan önce dönüp baktığımız zaman gerçekten bunu ifade ediyordu. Bu sorunlar aşılacak. Zaten Beşiktaş'ta sorunlar var. Bir de sorumlu futbolcu almak ne derece mantıklı ya da doğru olur bu transferde? Onu ben bilemiyorum. Şahsen kestiremiyorum. Bunu görmek lazım. Şimdi Burak'ın futbolcuna bir lafımız yok. Tabii ki önemli bir oyuncu. Fakat sorumlu bir futbolcu. Yani
kendi milli takımda sorunlar yarattı. Ben çok özel hayatını konuşmak istemiyorum ama bunlar hep yansıdı biliyorsunuz basına. Burada sorunları var. Trabzon'da sorunları var. Hı hı. Beşiktaş'ta bu sorunlar biter mi acaba? Bunu bilemiyorum. Bunun sorumlu Fikret Hanım'ın da Şenol Güneş'e ait bence. Hı hı. Diye düşünüyoruz. Hı hı. Peki 2 Aralık'ta oynanacak olan Galatasaray, yani Beşiktaş Galatasaray derbisi için ne dersiniz? Evet. Sonuç ne olur sizce? Şimdi ben şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz Galatasaray'da çok zayi atlar. Özellikle sakatlık konusunda. Evet. Çok büyük cezalar aldı. Bana göre onlar için bayağı büyük bir sorun teşkil etmekte. Ben Beşiktaş cephesinden bakarsam Beşiktaş da sorumlu. Ama Beşiktaş'ın sorumluluğu bence Galatasaray'a nazaran daha giderilir cinsten diye düşünüyorum. Tabii forvet anlamında Beşiktaş'ın sorunu var ama Galatasaray'ın da var. Yani ben bu maçta bilemiyorum. Tabii derbiden önceden kestiremiyoruz. Fakat zevkli bir maç olur. İyi bir mücadele olur. En azından Beşiktaş'ın yarıştan kopmaması lazım. Onun için Galatasaray'ı yenmek şart. Tabii evinde yani. Evimizdeyiz. Tabii. Yenmemiz gerekiyor. Peki Ankara Gücü Beşiktaş maçı için ne diyorsunuz? İşte oraya gitmek için bunu almak lazım aslında. Bu maçı kazanmak lazım. Ya biraz Beşiktaş moralsiz. Yani bu tip takımlar ama büyük oyuncular var. Ya hiç ummadığınız anda mesela bir Babel yok falan diyoruz ama başka bir oyuncu çıkabilir. Bu maçları kurtarabilir. Zaten büyük takımlar büyüklüğü buralardan geliyor. Ama maalesef şimdiki büyük takımlardaki futbolcular bence küçük futbolcular. Yaptıkları işler de çok küçük. Evet. Yani Anadolu takımlarında çok daha akıllı işler yapan futbolcular, çok daha akıllı transferler yapıldı ve çok orada etkili oyuncular var. Maalesef bizim büyük takımlarımız bu konularda. Bence Anadolu takımları bu sene örnek alsınlar. Peki Anlan Bey, bir de biletler fiyatı var. Biletlerin 1 lira gibi bir fiyatı var Ankara'da. Yani bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nedeni nedir? Evet, geçmişte böyle bir olay vardı. Beşiktaş'ta Ankara Gücü'nde fiyattan o zaman Beşiktaş çok yüksek rakamlar vermişti. Bunu protesto anlamıyla 1 lira olarak Ankara Gücü değerlendiriyor. Ve tamam, onlara teşekkür ederiz. Sorun geçmişte kaldı bana göre. Ya bu futbolun güzelliğine, temaşasına yakışmıyor. Hep geriye dönüyoruz. Hep geriye. Hep gerideki hesapları defterleri açıyoruz. Ama insanlar sıkıldı. Yani yönetici türbünlere baksın, hiç ders almıyorlar bence. Bence bunlara gerek yok. Geçmişteki kavgaları kapatıp ileriye barışla, sevgiyle, futbolun güzelliğiyle bakmak gerekir diye düşünüyorum. Doğru, kesinlikle. Bir de menajer Ahmet Bulut'un bir açıklaması var. Beşiktaş yönetiminin kendisine borcu olduğunu söylüyor ve çok sayıda ben değerli futbolcu getirdim diyor. Ama şu anda bana Beşiktaş'ın ödemesi gereken büyük bir meblağ var diyor. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Hakkıdır. Böyle bir anlaşma yapıldıysa bunu menajer alacaktır. Bunun sorumlusu kulüp başkanları, yöneticileri, o işleri imza atanlardır. Menajer hakkını ister. Onlar anlaşmış. Kontratlar yapılmış. Zaten bunlar mukavele gerçekliğinde yapılan işlemlerdir. Bu işlemler yerine Ahmet Bulut'un alacağı varsa borcunu alacak. Ama ben ona söyleyebileceğim şu olur. Beşiktaş'ta yani büyük takımlarda futbolcuların, menajerlerin borçları kalmış. Mutlaka alırlar. 2 ay olmasın. 3 ay. 2 ay olmasın. 5 ay. Çünkü biliyorsunuz artık bu konuda FIFA ve UEFA çok hassas alacak konusunda. Evet. Anında mali vecibeleri yerine bakın Galatasaray'ın çektiğini biliyorsunuz. Anında mali vecibelerden şikayetler oluyor ve bu çok transfer yasağı geliyor takımlarımıza. Puanları silmiyor. Maalesef eskisi gibi değil artık. Zaten Ahmet Bulut da FIFA'ya gitmeyeceğim diye bir açıklama yaptı. Hani FIFA'ya gitmeyeceğini söyledi. Şu an beklemede. Alır bu parasını. Alır, mutlaka alır. Bir anlaşma olur, biraz indirim yapar o. Mutlaka Beşiktaş öder. Başka peki eklemek istediğiniz bir şey var mı Adnan Bey Beşiktaş'a dair? Öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii divandan bir Fikret Orman'ın bir gövde gösterisi oldu biliyorsun. Açıklamalar oldu. Fikret Başkan ben varım dedi. Ama var olanlara daha sonra söz hakkı vermedi. Onu da bilmiyorum. Televizyonda bu yayınlar Beşiktaş'a pek uymuyor gibi geliyor. Yani muhalefeti de dinlemek lazım. Evet. Gerçekten Sevgili Başkan Beşiktaş için çok önemli işler yaptı. Bunları kabul ediyoruz. Yolları devam edecekse yolu açık olsun diyoruz. Ama muhalefetin de sesine kulak vermek lazım. Onların sesini kısmamak daha bence demokratik olacak diye düşünüyorum. Ya biraz dik mi diyorsunuz? Hani biraz kendi bildiğini mi yapıyor diyorsunuz?
Yani yok, genelde bunu başkanlar hep sürekli yaparlar. O, bu şey vardı, divan konuşmaları vardı Beşiktaş TV'de yayında. Evet. Fikret başkandan sonra kürsüye girip söz alanlara yayın, yani konuşma hakkı tanı, yayınlanmadı. Beşiktaş TV bunu yayınlamadı. Böyle olur mu? Bir de muhalefeti dinleyelim. Tabii, İkisi de dinleyelim. İnsanların vicdanlarına gidip ona göre kongrelerde başkanlarını seçiyorlar. Siz muhalefeti susturmak yerine muhalefetten çıkarabilecek çok dertler de olabilir. Doğru. Tabii. Gayet açık, şeffaf olmadan. Ama ben size şunu söyleyeyim. Bu mali yüklerde dolayı ben şunu iddia edebilirim. Fikret Başkan Mayıs diyor da Mayıs'a kadar kendini bırakabilir. Hı hı hı. Yani bu mali yükü kaldıramayıp istifa edebilir. Hı hı. Peki Adnan Beyciğim, çok teşekkür ediyoruz ben yayınımıza katıldığınız için. Ne demek? Büşra abiye de çok selamlar söylüyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun, saygılar. Fazla Fenerbahçe'yle ama. Buyurun. Saygılar, sevgiler, sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Evet, Fenerbahçe'ye evet. Geri dönelim. Ya Fenerbahçe'den çok işte Fener-Trabzon maçı. Trabzon-Fenerbahçe maçı. Genç hakemdeydik. Halil Bey'deydik. Halil, evet, evet. Şimdi ya biz şimdi hep gençlerden yanayız. Evet. Yani ben mesela gençlerden yanayım. Yani hı-hı, genç teknik direktörler, genç federasyon başkanları, genç yöneticiler, futbolu bilen falan filan, bunlardan evet, hiçbir sıkıntım yok. Demin de az önce, çünkü bir attığım lafı tükürtürler adama, yedirirler yani tükürüğünü. Evet, evet. Onun için mesela dedim ki hakemlerin de dedim, Merkez Hakem Komitesi'nin de dedim 70 yılında ya 65-75 yılında hakem olan bir abimiz yerine, bir dostumuz evet, yerine. Evet, evet, evet. Efendime söyleyeyim, oraya genç bir adam getirirsin, hı-hı, dedim, hı-hı, değil mi? Hı-hı. Şimdi, aynen öyle. Bu Halil genç bir çocuk. Evet. Ve başarılı da bir oğlan. Yani ya Allah var, hakemlik açısından başarılı bir çocuk. Evet. Fakat şimdi onun daha iyi pişmesi, yani sen getirip de Trabzon, Fenerbahçe gibi bir maçın, rizikolu bir maçın, çok rizikolu bir maçın. Tabii, çok önemli bir maç. Çünkü tribünleri çok rizikolu, evet, futbolcuların gaz sisteminde sıkıntılar oluyor. Taraftar falan, futbolcunun, taraftar yani falan. Yani, şimdi oradaki maça değil de daha böyle başka maçlara vererek, evet, Fenerbahçe'nin bütün maçlarına ver canım. Galatasaray'ın bütün maçlarına ver, Beşiktaş'ın, hı-hı, bütün maçlarına ver. Ama kardeşim durup dururken de Trabzon-Fenerbahçe maçına verme bu adamı. Evet. Çocuğu niye bitiriyorsun ya? Doğru, tabii yani, başarısız olursa çocuğu olsa, niye evet, bitiriyorsun? Da, çocuğun apoletini söktüreceksin yani, doğru, eninde sonunda. Kokartını, mokartını, bilmem nesini söktüreceksin adamın. Yani çünkü o çocuk orada ya otoriteyi sağlamak için kart üzerine kart bastıracak. Hı-hı. Ondan sonra artı bunun yanı sıra Trabzon'da maç olacağı için olay çıkmasın, sıkıntı olmasın diye, efendim söyleyeyim, Fenerbahçe'yi yakacak. Hmm. Bakın söylüyorum bunları. Yani bu çocuk bunlar tedirgin olacak. Dağlar, tabii evet, tedirgin olacak. Fener de buradan çıkamaz. Ben de buradan çıkamam. Zamanında evet, evet, hakemler gasp edildi, burada çıkamadı, edemedi falan filan diye bir sürü şeyler yaşandı biliyorsun Trabzon'da, Avni Aker'de. Evet, evet. Ondan sonra yine böyle bir şeyi yaşayan bir çocuk gidecek. Genç bir çocuk, dinamikte. Ne yapsın? Ondan sonra kes biç abi Fenerbahçe'yi. Sarı gel bir et Fenerbahçe'yi. Yani tabii yani normal standartlarda oraya çok daha mantıklı. Ya Fırat Aydınus Fener Galatasaray maçını yönetti. Fırat Aydınus'u kestik biçtik ya. Yerli bir ettik. Fırat Aydınus artık neredeyse emekli hakem olacak yani. Yani düşünebiliyor musun? Şimdi evet, şey, bu gencecik adamı böyle bir maça vermek, o çocuğun sonunu hazırlamak. Tabii çok, evet doğru. Yani, bir de artı Trabzon'daki artık şu Allah rızası için şu Trabzon'dan da rica ediyoruz. Ses Trabzon'dan yapmayalım da. Trabzonlulardan rica ediyoruz. Yani Allah rızası için ya ne olur artık şu Fenerbahçe düşmanlığını bıraksınlar ya. Evet. Ya bu nedir ya? O şehirde bütün küçücük çocuklar, küçücük bilmem oradaki medyadaki bir sürü arkadaşlarım var benim. Yerel medyadan bahsediyorum. Hı-hı. Yerel medyadaki bütün arkadaşları %99.9'u gaz sistemiyle, gazman sistemiyle çalışıyorlar. Yani Trabzon, Fenerbahçe bir düşmanlık bilmem ne falan. Galatasaray'a gidiyordu tıpış tıpış maçını oynuyor geliyor. Beşiktaş niye gidiyor. Niye peki bu Fenerbahçe'ye olan bir düşmanlık? Neden oldu nedeni biliyor musun? Ne? Bunların hepsi Fenerbahçe düşmanlığını orada empoze eden kişiler hala şu anda Trabzon'da yaşıyorlar. Yani Trabzon'da işte eski teknik direktörler falan filan. Neyse isim vermeyelim şimdi. Vermeyelim evet. Ondan sonra medyadaki eski başkanın, medyadaki Trabzonlu yorumcular, oradaki medyadaki yerel medyadaki gazeteyi satayım diye çabalayan, efendime söyleyeyim, yerel medya mensupları, evet, spor evet, yazarı diye dolaşan evet, arkadaşlarımız, evet, canlarımız, ciğerlerimiz, hepsini de canımız kadar seviyorum yani ama yanlış yapıyorlar.
Yani bu Fenerbahçe nedir yani, Fenerbahçe düşmanlığı? Niye? Fenerbahçe'nin de çektiği nedir? Hem Galatasaray düşmanlığı. Şimdi onu şöyle söyleyeyim Berat'cığım, bak ben sana söyleyeyim onu. Fenerbahçe düşmanlığı demeyelim ona. Fenerbahçe'yi Türkiye'nin en çok sevilen kulübünü, Türkiye'nin en çok sempatik olan kulübünü ne yazık ki son 20 senede sağ olsun sevgili Aziz Başkan sinirleriyle, evet. Efendim sinirli oluşuyla, işte hırsıyla, efendim söyleyeyim, verdiği sözleri yerine getirememenin vermiş olduğu sıkıntılardan dolayı efendim söyleyeyim, Fenerbahçe'yi öyle bir hale getirdi ki Fenerbahçe artık eskiden bir şehire gittiği zaman halk ne yapacağını şaşırıyordu, şimdi taş atıyor. Ali Şen çok seviliyordu bir de. Yani Ali abinin de hataları. Mesela Trabzon'da Ali abi de mesela takımı çekti. Hmm. Yani işte biliyorsun kupa maçında takımı çekti. Bir sürü olaylar oldu bilmem ne falan. Yani Trabzon'da ben Trabzon maçının çok sakin bir şekilde geçmesini, efendim iyi oynayanın kazanmasını diliyorum yani. Tabii. Yani iyi olan kazansın kesinlikle. Normal standartta. Ben şimdi Trabzon'a şans vermememdeki sebep de şu. Onur'la Burak'ı kadro dışı bıraktılar. İçeride bir sıkıntı varmış görüntüsü. Burada futbolcuların korkuttular futbolcuları. Yani keseriz, sizin de kafanızı keseriz diyor yönetim. Bir baskı oldu. Hoca da aynı şey, Ünal Hoca da aynı şey. Yani ben keserim adamın kafasını diyor. Şimdi biraz Fenerbahçe'ye karşı, biraz da karşılarındaki forma sarı lacivert olduğu için biraz canlı ve kanlı oynayacaklar. Bak açık söylüyorum, canlı ve kanlı oynayacaklar. Onun için ben demin gollü beraberlik derken Trabzon'un gollü bekliyorum. Trabzon'dan gol bekliyorum. Ama Fenerbahçe'nin de karşı, bu Fenerbahçe'nin, Kumanlı Fenerbahçe'nin de cevap vereceğine inanıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani sonra Türkiye'de bir şey daha var. Son kez onu da söyleyeyim. Trabzon'la ilgili. Ya biliyorsun Rize maçı sonrası Trabzon'da bundan 4 sene önce miydi? Otobüs kurşunlandı Fenerbahçe'de. Ay evet evet. Yani, o Trabzon'da oldu, doğru. Ya tabii. Arkadaş. Ay Berat'cığım hala biz bunun faillerini bulamadık arkadaş. Evet. Yani orada bir muamma biz var. Teröristi buluyoruz. Evet. Bir isim zikretmeyeceğim, bir sürü pislikleri buluyoruz. Efendim, her şeyi buluyoruz. Niye bunu bulamadık? Bunları bulamadık. Evet. Buradan av tüfeğiyle gidip ateş eden kim olduğunu bulamadık. Orada bir sahibe yani, var. Yani onun için Trabzon'daki Fener-Trabzon gerginliğinin artık devlet düzeyinde artık temizlenip normale dönmesi lazım. Yani. Keşke taraftar gitseydi. Evet, yani bu da biraz futbolcularda da motivasyon düşürecek bence. Fener'de mi? Tabii. Fener orada yalnız oynamaya alışmıştır. Yani Fener orada yalnız oynamaya, küfür yemeye, efendime söyleyeyim taş atılmaya, para bozuk para atılmaya, çakmak atılmaya, pet şişeler atılmaya ki pet şişe yasaklandı ama yine arada sokuyorlar onları. Ondan sonra onlara falan Fenerbahçe alıştı. Ama şimdi Fenerbahçe'de de sıkıntılı şey bir kişi var mesela. Kim? Bak mesela Volkan yok orada. Yani Trabzonlular için. Evet. En önemli faktördü. Yani Trabzonlular Volkan'a çok kızgındı. Emre yok mesela. Emre'ye uyuzlar yani. Anlatabiliyor muyum? O iyi oldu evet. Yani şimdi baktığın zaman şimdi o bu falan Fenerbahçe takımında o yok bu yok. Eğer hakem bu maçı kaldırabilirse, etki altında kalmazsa, Trabzon adına düdükler çalmazsa o maç çok güzel bir maç olur. İyi oynayan da kazansın yani. Evet tabii iyi olan kazansın yani. Kesinlikle. Ne ama güzel Fener kazansın tabii yani. İyi olsun da Fener kazansın. Fener iyi olsun. Evet, yani, evet. Yani futbola böyle bakış açısıyla bakılmalı zaten ki kavgalar olmasın. Her takım bizim takım yani. Evet. Bütün büyükler bizim takımımız. Hepimiz kardeşiz sonuçta. Evet, evet, iyi olan kazansın her takım için geçerli bu. Şimdi bir de ben şunu söylemek isterim. Çok değerli bir iş adamı, çok Türkiye'nin önde gelen iyi bir ailenin ferdi olan Ali Koç başkanınız. Çok fazla üzerine gidildi. Yani inanılmaz derecede suçlamalar yapıldı Ali Koç'a. Bu konuda ne dersiniz? Yani niye bu kadar üzerine gidiliyor Ali Koç'un? Şimdi istersen biraz da yani aslında biraz gecikmiş bir haber ama habercilik de yapalım. Şimdi biliyorsun As Başkan Burhan Karaçam geçenlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki artık fedakarlık zamanı dedi. Evet. Efendim Fenerbahçe taraftarının ayaklarına kadar gideceğiz, ayağına kadar gideceğiz, kapılarını çalacağız. Bu konularda bu konuyu yapmakla ilgili bir ekip oluşturduk ve sarı lacivertlere gönül verenlerin bizimle olacağına inanıyoruz dedi. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, aman Allah'ım. Yani Burhan Karaçam Yapı Kredi Genel Müdürlüğü yapmiş, ekonomiyi çok iyi bilen, para ekonomisini, pardon özür dilerim, yok, çok affedersiniz, özür dilerim. Yani bir büyük bir bankanın genel müdürlüğünü yapmış, bilmem etmiş, yani bu işleri çok iyi bilen birisi. Şimdi böyle bir kişi Fenerbahçe yönetiminin ikinci adamı, üçüncü adamı. Yani Semih Bey'den sonra ikinci adam, üçüncü adam. Şimdi bu lafı söylemişse
bu lafı söylemişse Fenerbahçe'nin ne kadar zor durumda olduğunu, ekonomik açıdan ne kadar parasal açıdan sıkıntı yaşadığını bir ciddi bir şekilde bu Fenerbahçe taraftarı görmek zorunda. Evet. Yani öldürdüler adamı. Şu anda sosyal medyada adamı yerle bir ettiler. Yok işte Ali Koç yalancıymış, Ali Koç sahtekarmış, Ali Koç şöyleymiş, Ali Koç böyleymiş, bak şimdi gelip bizden para isteyeceklermiş, gel Aziz Yıldırım'ı arama. Arama tabii Aziz Yıldırım'ı arama. 800 milyon dolar borç bıraktı, euro borç bıraktı. Arama tabii. Aynen. Arama yani sen arama. 800 milyon euro borç, dolar borç, euro borç bırakıldı. Evet. Yani 600 küsürünü açıkladılar. Evet, 629 evet. Mu ne açıkladılar. Evet. Hala ondan sonra Sayın Eski Başkan çıktı 400 küsür dedi. Ya 400 küsür bile fazla. Tabii o bile baktığın fazla. Zaman. Aynen öyle. Yani niye sen borçlu bırakıyorsun ki kulübü? Yani evet. Bir de onu tabii, düşünelim. Tabii. Niye nerede bu kadar bu çok paralar borç? Nerede? Evet. Yani evet. Bak insana sorarlar. Aynen öyle. Yani onun için ondan sonra da çıkıp ne kadar pişkin konuşuluyor yani. Ben Aziz Yıldırım benim başkanım. Canım ciğerim benim bir tanem dostum ya, her şeyim. Siz hep doğruları ama söylüyorsunuz yani. Şimdi yani. Gazetecisiniz bu. Neticede. Şimdi çıkıyorlar yani yok öyleymiş de bizden para isteyeceklermiş de yok Burhan Karaçam böyle demiş de Ali Koç da yalancıymış da hani para bulup getirecek. Ali Koç şu ana kadar Berat eğer işte abis şey isim söylemiyoruz bilmem neydi ıvırdı zıvırdı sponsorluklardı şunlardı bunlardı bunları eğer organize etmese keş içeriye para sokmasa. Efendime söyleyeyim kendisine ait yani aile şirketine ait bankanın efendime söyleyeyim kredilendirmelerini düzelttirmese efendime söyleyeyim yapılandırmalar falan filan yapmasa Fenerbahçe'nin kapısına şu anda kilit vurulmuştu biliyor musun? Düşünün o derece. Kilit vurulmuştu. Artı Fenerbahçe takımı şu 6 tane 7 tane futbolcuyu falan bırak almayı Altınordu'dan bir tane genç futbolcu dahi alamazdı. Anladınız mı? Yani Fenerbahçe'de Ali Koç'a laf etmek ben bir şey söyleyemiyorum onu kendileri bulsunlar o laf edenler. Çok haksızlık kendilerine layık olan lafı. Evet, çok... Anlatabiliyorum. Yani çok yanlış, çok hata. Ben antrenörde de Koku olayında da Aykut gelsin, Aykut gitsin. Aykut gelsin, Aykut. Hmm. Ya Aykut Hoca çok iyi bir hoca. Dünya tatlısı birisi. Ama yani yaptı, yaşadı, olmadı. Ersun gelsin, Ersun gitsin, Ersun şampiyon yapacak mı? Ersun Hoca da çok iyi bir hoca ama oldu, olmadı. Yani sen bu yeni bir yönetimi niye bu kadar çok sıkıştırıyorsun kardeşim? Hmm. Nedir yani? Sen nasıl bir Fenerbahçelisin ya? Hmm. Ya bugün Ali Koç'a laf eden... Bugün Fenerbahçe yönetimine laf eden Burhan Karaçam'ın bu lafına para top yani para belki gönlünden ne kovar? Ya gitmiyor musun Feneryum'a? Tabii, sen gitmiyor musun evet, Beşiktaş evet, olarak? Evet, evet, Kartal evet. Yuvası'na tabii, gidiyorsun tabii, bir şeyler alıyorsun bilmem ne diyorsun. Tabii. Ne olur ben de Feneryum'a gidiyorum. Tabii. Ya gelir benden bir şey isterse ben de çıkarır veririm yani. Tabii ne var ki. Fenerbahçe'ye tabii. Vereceğim destek. Ya. Destek. Nasıl bir Fenerbahçelisin ki sen konuşuyorsun ya? Aynen öyle. Sen Fenerbahçeli olamazsın bunu yazanlar. Aslında bunu takımına ihanet etmiş oluyor. Evet yani. Bu sözüyle. Yok efendim çok bunlar şeymiş de. Efendim bunlar para getireceğiz demişler de getirmemişler de bilmem. Ya bunlar mahalle kavgası gibi bir şey aynen bunlar. Öyle. Yani bırakın kardeşim yani bir sene biz bir sene unutalım ne var. Zaten en son 2014'te şampiyon olmuşuz. Yani bizim sevgili eski yönetimimiz her sene şampiyon her sene oldu şampiyon sanki. Oldu da mı bıraktı gitti biz. Aynen. Aa git kardeşim. Evet. Bu her sene şampiyon olursun. Hayır. Rezilsin sen. Git mi dedik. Bir de kulübün ismini kötüye çıkarttı yani. Yok şimdi hepimiz yani. Biliyoruz o olayları. Koç ailesi yani çok, bir aile. Evet çok hani, değerliler. Koç ailesi bunların hepsini biliyordu. Evet. Bunların hepsini biliyordu. Evet. Ali Bey'in bunların başına geleceğini evet. Biliyordu. Onun için de mümkün olduğu kadar hep engelledi Ali Bey'i. Evet. Anladın mı? Hani bunların hepsini biliyor çünkü bizim taraftarımızın tamamı değil. Ama bir bölümü oynar başlık yani. Çabuk çabuk böyle kafaları değişiyor bilmem ne diyor. Hı-hı. Onun için bunları bildikleri için dediler ki aman. Uzaktır. Ali uzaktır. Yok. Ali Bey girdi. Helal olsun. Bin kere helal olsun. Milyon kere helal olsun. Ali Bey'i desteklemeyen, Ali Koç Bey'i desteklemeyen bu sene. Gelecek seneden itibaren gerekirse ben de konuşacağım. Ali Koç'u bu sene desteklemeyen bence Fenerbahçeli değildir. Olamaz. Olmamalı. Onun Fenerbahçeliğinden şüphe duyarım. Bu kadar o kadar mesela. İddialı yani evet, söylesiniz. Evet, bu kadar çıkıyor. Ama ben bu Fenerbahçeli benim değilim. Evet. Ben bile dışarıdan hani Beşiktaşlı olmama rağmen bu yorumu yapabilirim. Çünkü Aziz Yıldırım'la dönemlerini de biliyoruz yani. Tabii ya. Kulübün Fikret ismi Orman'la nasıl kirlendi. Kavga. Fikret Bey'le kavgalı. Tabii. De. Herkes. De. Efendim mesela Trabzon maçlarına gitmezdi. Evet. Efendim mesela Galatasaray'la kavgalı. Tabii. Falanla kavgalı, filanla tabii. Kavgalı. Tabii şimdi başkanlar kavga edince evet. Hani... Diyarbakır'daki arkadaşın lafı gibi başkanlar kavga ettiği zaman
aşağıları da kavga ediyor. E tabi futbolcuları da etkilenir. Futbolcular da kavga ediyor. Tabii. Taraftar da kavga tabii, ediyor. Anladın tabii. mı? Yani doğru. böyle bir söz. Şimdi adam ne yapıyor? Bugün Ali Bey ne yapıyor? Kendi yönetimiyle beraber riske giriyor. Koç soyadı. Ya Allah ne seviyorsan ya. Dünyanın parasını kazanan, hı-hı. olağanüstü bir ticaret yetenekleri olan bir aile. Evet. Ve dünyaca ünlü bir aile, evet. şirketler topluluğu. Tabii, tabii, tabii. Allah'ını seviyorsan ya Fenerbahçe'ye gider aslanlar gibi oturur bir tane loca alır. Aynen yan evet. üstüne de formayı çeker. Evet. Yani oturur Fenerbahçe'ye üzüntüsünü de seyreder. Bilmem gülüşünü de seyreder. Sorumluluk almaz. Abi ne işim var benim evet, bu işin aldı. Bir evet. de parası da gitti. Tabii. Yani doğru. nereden baksan benim duyduğum 150-200 milyon dolara yakın şu anda ciddi bir tabii yani öyle bir kapı açtı yani. Yani şimdi bunlara kalkıp sen buna laf edeceksin. Nasıl bir sen hainsin ya. Evet, sen Fenerbahçeli olamazsın arkadaş bunlara laf ediyorsan. Ne olmuş gelecekmiş kapıya ekip kurmuşlar Fenerbahçe için dilenci diyorlar ya. Ay ne kadar ayıp. Fenerbahçe'yi dilendiriyor diyorlar ya. Yazıklar olsun bunların Fenerbahçe'ye. Ama şimdi bunu söyleyenler de bence birinin adamı bilmiyorum. Diye düşünüyorum. Kimin adamılarsa abi kimin adamıysa. Yani söylettiriliyor. O söylettiren de Fenerbahçeli değildir. Fenerbahçeli evet. olamaz. Evet. O söyleyen de tetikçi de Fenerbahçeli değildir. Fenerbahçeli olamaz. Evet. Çünkü bu her yerde var. Var. Yani düşmanımın düşmanı benim de düşmanımdır. Tabii. Yazdıralım ya edelim. Fikret Orman'a bir şeyler söylersin yani olur. Normaldir. Fikret abi Fikret Orman uzun bir süredir burada çalışıyor, ediyor falan. İşte artık muhalefeti var değil mi? İşte Cengiz Bey, Mustafa Cengiz. Mustafa Cengiz. Ay, şimdi geldi ikinci senesini tamamlıyor. Bir daha seçildi. Şimdi ona da bir şeyler söylüyor. Ali Koç'a bir şey söyleyemezsin arkadaş. Aynen. Yapamazsın bunu. Doğru. Yanlış yaparsın. Dur bakalım 6 aylık adama ne diyebilirsin? Çok yeni bir de daha. Ayıp. Gerçekten. Ayıp. Çok ayıp. Etik ayıp, değil yani. Ayıp ya. Böyle Fenerbahçelilik. Bunlar Fenerbahçeli olmayan insanlar. Evet. Onları tetikleyenler de Fenerbahçeli olamaz. Değil. Hayır yani. Zamanında mesela Demirören döneminde çok çok kötüydü Beşiktaş. Ki o zaman bile bu hakaretler edilmedi mesela Yıldırım Demirören'e. Yok yok yani. Bu kadar edilmedi. O kadar değil tabii ama bir sürü şeyler yapıldı. Ya sen sana şu kadarını söyleyeyim. Serdar Bilgili'ye yapmadıklarını bırakmadı. Evet onu da çok yani Beşiktaşlılar da sağ olsunlar. Yani evet. Sizinkiler de öyle çok şey değiller evet, yani. Evet doğru. Onun Serdar Bilgili'nin hakkı mıydı ya? Tabii tabii. Kovalarla kovuldu ya. Evet. Şişelerle kovuldu yani. Yazık günah. Yani ondan sonra bak şimdi ne oldu? Serdar Bilgili gibi bir futbol adamı Beşiktaş camiasının etrafında geziyor ama içine girmiyor. Evet hiç uzak duruyor artık. Girmiyor. Girmiyor. Sütten ağzı yandı. Anladın mı? Yani bunlar şimdi bunlar. İşte bunları Sayın Ali Koç bunları eğer düzeltebilirse Fenerbahçe'nin yeni sistemi, yeni düzeni bu olayı düzeltebilirse belki Türk futboluna belki bir şeyler gelir Berat. Yani İnşallah belki gelsin. Belki bir kalite, Tabii. belki bir güzellik, Kesinlikle. Belki bir klas. Yani böyle bir şeyler gel. İlla Tabii. şampiyon olacaksın. Tamam olurlar. Ya gelecek sene Fenerbahçe şampiyon olur. Ne olacak yani? Ne yapalım? Tabii. Ucunda ölüm yok. Tabii doğru. Büyüşe abicim ben çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Değerli olun. Yorumlarınızla renk sağ kattınız sağ yayınımıza. İzleyicilerimiz de birçok şey öğrendi. Ben de öğrendim sağ keza. Sağ olun. Ben de sana ve Cem TV'nin bütün çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Kusura bakmasınlar. Geciktik bugün. Yok estağfurullah. Trafik Ama herhalde görevimizi yapmışız. Aa, fazlasıyla. Tamam. İnşallah en yakın zamanda tekrar beraber i̇nşallah, olmamız inşallah. Umuduyla. Allah nasip edersin. İnşallah. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün gün bize spor getirmişti. Sporu konuştuk enine boyuna. Yarın tekrar aynı saatte saat 14.00'da canlı yayınla siz değerli izleyicilerimizin karşısında olacağız. Bugün size umut ediyorum ki güzellikler getirsin, sevgi getirsin, huzur getirsin. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.